Fırna'da finale giderken artık son hafta ve bir veda. İçimizden birisi ayrılacak, veda edecek. Hem Okan'ın hem benim birer evlenme adaylığımız var. Yani buraya veda etmek de istemiyorum. O yüzden tarife odaklanacağım. Cuma günü kritik bir gün. Bakalım, toparlanmam lazım artık. Bu seriye devam etmek ve haftayı tamamlamak istiyorum. Adımı da finale yazdırmak istiyorum. Allah, teknik adama kalmak niye bu kadar zoruna gidiyor? Sen burada en başından beri söyleniyorsun. Biz sana bir şey diyor muyuz? Ben söylenmiyorum teknik adama kalmak. Vır vır konuşuyorsun. Zaman. Benim yazı şeklin çok garip. Bugün İhsan ve Ünal Bey'in kulisleri ortaya çıktı. İkisi de konuşmak istemedi. Sus pus oldular. Görkem, yani bu senin gerçek yüzün. Yavaş yavaş veda etme zamanı da geliyor. Göreviniz ise pratik şöbiyet tatlısı. Bugün bu 4 tabaktan bir tanesini hemen hemen hiç tereddüt etmeden en az beğendiğimiz tabak olarak seçtik. Küsmeyelim, hiç mi hiç küsmeyelim. Yarışmacılar haftanın son gününe heyecan ve enerji dolu başlıyor. Bugün de birbirinden güzel ve lezzetli tarifler hazırlayacaklar. Ancak cuma gününün gelmesiyle bir yarışmacı aramızdan ayrılacak. Bakalım bugünün sonunda hem ver fırınaya hem de 50 bin liralık büyük ödüle veda eden isim kim olacak? İyi günler sevgili yarışmacılarımız ve ekranların başındaki değerli izleyicilerimiz. Ver fırınada finale giderken artık son hafta ve bir veda. Bir arkadaşımıza veda edeceğiz ve final haftasına giriş yapacağız bugünden itibaren. Görevleri ise hafif sandviçler. Tam yazdık. Evet. Değil mi? Evet. Aynen öyle. Keyifle hazırlanacak, keyifle yenecek. Çok hafif sandviçler hazırlayacaklar. 6 tane farklı formülleri var, yöntemleri var anladığım kadarıyla. Çünkü masalarda farklı farklı şeyler görüyorum. Hemen jürimize sözü verelim. Sonra da 60 dakikalık sürelerini verip başlatacağım. Ben sandviçi o kadar çok seviyorum ki Arda ve Burcu, gözümün önüne şöyle şu kadar bir sandviç geliyor. İçi dışarı fışkırmış. Öyle bir umudum olabilir mi? Tabii ki de. Hayal gücü. Vallahi. Fışkırır, sonra böyle düşer tabağa. Tabaktan da yemeye devam eder. Şuralara bulaşır. Tabii tabii, aynen öyle. Umurunda bile olmaz yani. Vallahi siz şaka sanıyorsunuz ama içeride bana şey dedi Emel Hanım. Acaba dedi, böyle büyük bir sandviç yapacak olan, böyle kocaman filan, böyle Vakfı Kebir ekmeğine, yani o derece büyük hayallerde. Biz maç gecelerinde o tip hareketler yapıyoruz, insanlıktan çıkıyoruz. Bugün yine bizi insanlıktan çıkaracak bir sandviçin peşindeyiz. Vay. Çok güzel söyledin. Aynen öyle. Bakalım yapabilecek misiniz? Kolay gelsin diyoruz ve 60 dakikalık sürenizi de şu anda başlatıyoruz. 60 mı? Ama mayalı yetmiş. 60 mı? Bence 50 bile olabilir. Kesinlikle yetmez. 5 ya. Benden 5 senden olsun. Yani siz 60 dakikada ne mayalı hamurlar yaptınız ya? Bugün 60. Cuma, ne verirsen elinle o gider seninle. Elini vicdanına koy. Arda Bey'cim, Emin Hanım'cım, sevgili Burcu Esmer. Valla ben 90'a yetiştirmeye çalışıyordum mayalanacak. Ya. Şaka. Evet. Ben anlamadım, neyin tartışmasını yapıyoruz? Yani 60 dakika dışında bir şey vermedik bugüne kadar ve şu anda neyin pazarlığını yaptığımızı anlamadım. Mayalı diye, hani biz ikimiz yan yana gelsek Galatasaray şampiyon oldu diye hani biraz şey olur mu? 60 dakika süreniz var. 3-2-1 ver fırına. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Çok sert. Müfredi peygamber demedi. Yarışmacıların bugünkü görevleri bir saat içinde hafif yaz sandviçleri yapmak. Bakalım günün sonunda yarışmacılar ortaya neler çıkartacaklar. Jüri kimlerin tariflerini beğenip koruma altına alacak? Hem hafif hem güzel sandviçi yapan bugün başka şeye oturacak gönlümde. Damağımda da aynı şekilde. Böylece final yoluna giden yolda sağlam bir şekilde bir adım atmış olacak. Ha, bunu başaramayan mı? O da teknik etapta karşımıza çıkacak. Ve biz maalesef o beğenilmeyen tariflerden bir tanesini günün adayı olarak seçeceğiz. Yarışmacılar bugün sürelerini çok iyi kullanmalı. Tariflerinin hazırlık ve pişirme sürelerini doğru hesaplamaları gerekiyor. Bugün cuma, kritik bir gün. Bir kişi veda edecek, aramızdan bir kişi gidecek. Benim şansım ama hiç belli olmaz. Heyecan dolu da yine. Ünal Bey bugün tavuk ve hellim peynirli sandviç yapacak. Hoş geldiniz. Öncelikle şu uyarıyı yapayım. Döküm tencereyle tavuk çalışıyorsunuz. Mutlaka elinizin altında bir fırın kabı, tutacağı vesaire bir şey olsun. Yoksa cız. Yoksa cız. Yani mutlaka bir şey olsun yani.
Peki yani onda ne pişireceksiniz? Bunda bunları pişireceğim. Nasıl? Azıcık yağ koyup bir tane sarımsak koyacağım. Lezzetli sarımsak. Ha. Lezzet versin diye ön arkalı çizgili olacak şekilde pişireceğim. Biraz şöyle yan çevirip kare baklava gibi yapacağım. Almanya yakın kekik baharat koyacağım. Tamam. Ondan sonra helim peynirini keseceğim. Aynı şekilde çizgili pişireceğim. Tamam. Kuzu kulağı, roka, bu renkli kıvırcığı küçük doğrayıp... Ne kıvırcığı? Renkli. Heh, tamam. Pardon, duyamadım. Evet. Akdeniz mi diyorlar? Renkli kıvırcığı. Küçük küçük doğrayacağım. Süzme yoğurt, az mayonez. Mayonezi kendim de yapabilirim. Vaktime göre yapacağım. Yoğurt bol, mayonez az. 3'te 1 mayonez. O karışıma mısır da koyacağım. En alta tavuklara. Ortasına iç dolguları, hani mayonez kıvırcıklı şeyi. Sonra peyniri öyle dizeceğim. Bu tavukları niye izli tavada yapmaya karar verdiniz? Çizgili olsun, görsellik diye. Zebra tavuk. Bir de dökümde daha iyi pişiyor. Ben köfteleri de evde döküm tavada pişirince daha iyi oluyor. Değil mi? Mangal özellikle gibi oluyor. Çok, ikimiz de aynı şeyden hep düşünürüz. Köfteyle tavuk aynı değil mi? Aynı yani, birebir aynı. Kurur mu diyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim. Ben Emel'in hanımın bugüne kadar hiç şunu dediğini görmedim. Ya nasıl güzel zebralı izli. Sandviçin içini açarım bakarım bir de ben. He. Değil mi? Orada bulur. Mayonez de sıvanmış, üstü örtülmüş zebranın ama olsun sileriz. Ya da, ya da şunu hiç duymadım. Ay bu izsiz bunu ben hayatta yemem. Ama şunu duydum. Bu tavuk olması gerektiği gibi pişmemiş. Ben bunu hayatta yemem abi. Bunu duydum. Şimdi şu demek değil bu. Bu tavuğu bunda pişirirseniz pişmez diye bir şey yok. Yok. Ben öyle bir şey demiyorum asla. Asla. Zinhar. Öyle mi derler? Zinhar asla. Zinhar, tabii. Asla zinhar. Teşekkürler. Hoşçakalın. Ben tavuğu izli tavada yapmasını çok lüzumsuz buldum. Çünkü parça tavuk kullanıyor. Yani böyle parmak boyutunda tavuklar kullanıyor. Onları izli tavada yapmak yerine düz bir tavada, yüksek ısıdaki tavada hızlı bir şekilde etrafına güzel bir renk verse aslında yeterli olur. Görkem bugün beğendili tavuklu sandviç yapacak. Görkem. Buyurun. Yine çöpleri karıştırarak geldim. Süt içinde soğan pişmiş. Evet. Doğru. Allah Allah, beşamel mi yapıyorsun? Evet, beşamel sos yapıyorum. Bundan beğendi yapacağım. Peki. Ekmeğin altına beğendi yayacağım. Ekmeğin altına. Sos olarak, evet. Burada tavuk haşlıyorum. Peki. Onları üstüne dideceğim. Ama tavuk öyle sadece tavuk değil, aç onu bir göster. Ha, evet. İçinde soğan var, defne var, defne yaprağı var. Havuç var birazcık da. Evet. Defne yaprağının suyuna iyice batıralım da. Tamam. Havada kalmasın. Peki. Tavuk haşlanıyor. Evet, tamam. Evet. Ondan sonra ekmeğimin altına ince bir tabaka şey süreceğim. Beşamel. Beğendi. Beğendi sos süreceğim. Ondan sonra üstüne tavukları böyle didikleyip koyacağım. En son marulla servis edeceğim. Sen buradaki bebek yanağı... Bu Kuzey İskandinav bir bebeğin yanağı. Bu şey... şey tarafından hafif Fas bebeği. Tamam, hafif böyle Fas bebeği biraz güneş almış. Biraz da şey olmuş yavrum benim. Su çiçeği falan çıkarmış. Evet, erken yaşta. Erken su çiçeği olmuş. Bir de bir hani böyle şey biraz yani cilt hastalığı olmuş. Evet olmuş. Geçer ama büyüyünce. Güzel bir beğendiye doğru ilerliyor. Eğer beşamel sosunu fazla kaçırmazsa. Ekmek hamuru özellikle çok başarılı mayalanmıştı. Nasıl? Bir dakika. Siz buyurun. Bırakın. Buyurun. Bakın. Koptu mu? Düştü mü? Yere düştü. Aradaki farka bakar mısınız? Bakar mısınız? Bunun ne kadar incecik dağılmış mayası. Sizinkilerde... Ya o çiçek bozuğu gibi böyle göz. Keşke ben başlamadan önce şeye Görkem'e söyleseydim ya. Emel Hanım'ın bugün canı böyle kocaman büyük bir sandviç görmek istiyordu. Keşke söylemiş olsaydım. Hay Allah. Neyse. Sen bildiğini yap ya. Sonra pişmeyecek, hamur olacak falan. İşte. Kocaman yaptım pişmedi diyeceksin.
Sen yok, bildiğini yap. Yap. Ama işte şu, çekiyorum yırtılmıyor. Bunu ben deldim vallahi parmağım. Bunu ben deldim vallahi parmağımla. Şöyle. Ah beraber çekelim. Beraber çekelim. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Şu, şuraları falan gerçekten bakar mısınız? Buna böyle pizza hamuru gibi açabilirsiniz zaten. Baklava hamuru kadar inceldi Arda. Tabii. Evet. Bu incelik, bunu kullanmayacağız böyle. Ama bu incelik mayanın olması gereken en üst dereceye kadar yoğrulduğunu ve çok iyi çalışıldığını, yani bizi çok iyi bir ekmeğin beklediğini gösteriyor. Bu haftaya iyi başladım. İlk 3 gün koruma altındaydım. Zaten bir gün koruma altına alınmadım. Hemen ismim yazıldı. Bugün iyi bir iş çıkartıp tekrar bu seriye devam etmek ve haftayı tamamlamak istiyorum. Adımı da finale yazdırmak istiyorum. İnsan bugün tam tahıllı ekmek arasına somonlu sandviç yapacak. Ben Ali Cengizli hamur dedim de Ali İhsanlı hamur bu herhalde. Ali İhsanlı. Hayır, tam tahıllı. Tam tahıllı. Ya yani şöyle yapmak istedim Arda. Bugün bir yaramaz çocuk var senin içinde. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm İhsan. Nasıl bir daha kapatırsın yani. Vay İhsan. Vay. Ben sizin istediğiniz gibi büyük yapacağım. Kocaman. Vay be İhsan, cesur hareketler. Vay. Peki bunu bir daha ne zaman, ne kadar yoğuracaksın? Bu şişe ne kadar bekleyeceğim, büyüyecek yani. Peki sonra? Ondan sonra un tezgaha dökeceğim, birazcık yoğuracağım. Sonra ve tepsiye şekil verdikten sonra 15 dakika da orada bekleteceğim. Tamam. Ama pişmez o zaman. Neden? Vakit. Vakit nakittir. Pişme süren bir şey zaten. 15 dakika kadar bir sürede pişecek. Birazcık, öyle mi? Peki bir şey söyleyeceğim. Şunu bir 40 derecelik bir yere koyabilsek, fırını 40 ayarlasak. Fırında şu anda biber közlüyorum. Hay Allah. Bak mesela komşun Görkem Bey'in fırını 50 dereceye ayarla ama bilmiyorum aranız iyi mi? Fırına kiracı alır mı? Ha, vallahi Görkem? Ben İhsan'a yardımcı olduğum zaman cevabını çok güzel şekilde alıyorum Emel Hanım. Anladım. Peki tamam, zorlamayayım. İçine ne koyacakmışlardı? İçine somon var. Sonra her şeyi kendim hazırladığım bir Rus salatası var. Tavuk da girecek içine. Nasıl, mayonez değil mi? Hayır. Mayonez hazır. Ya her niye her şeyini kendin hazırladın? Haşlıyorum yani. Konserve kullanmıyorum. Turşuyu mu kurdun? Hayır. Patatesi, haşlıyorsun? Havucu haşlıyorum. Tavuğu haşlıyorum. Bir de yumurtayı haşlıyorum. Yumurtanın beyazını kullanacağım. Ya bu şey geyiğinden bir vazgeçin be. Çok kolaya teşekkür kaçmışsın. Ederim Arda ya. Kolaya kaçmışsın. Gerçekten. Kolaya hayır, kaçmışsın. Hayır, ben kendim yapmak istedim Rus salatasını. Ne oluyor? Çok zora girince madalya mı veriyoruz yani? Yok hayır, sadece kendim yapmak istedim. Bir şey yapın. Çok kolaya kaçmışsın. Ne demek hepsini çok zora kendim? Bezelye, turşu hepsi sokaktan yani zaten, somondan ama aynen. İster sokaktan ister ağaçtan. Yani düzgün iş yapın. Evet, az hazır malzeme kullanmaya çalışın. Ama hazır malzeme kullanmanız gereken yerde hepimiz kullanıyoruz. Yani ben lavaş durum yapmak istiyorsam evde oturup da lavaşını kendim açmıyorum yani. Hazır lavaş alıyorum. Malzemelerini kızartıyorum, yiyorum. İhsan sen şey misin, böyle İskandinav falan mısın? Bayağı İskandinav bir tarif. Böyle yo, tahıllı mahıllı böyle ben bir. Ben seçimde zorlandım çünkü ben yaz kış hamburger işte yani hafif mafif dinlemeden yediğim için. Maşallah görüyoruz zaten. Yani tarif seçimde zorlandım. Yani geliyor musun devrede ormana benle? Hafif tarif bulmak da zorlandım. Ne yürüyüşü? Koşacağız. Son bir şey daha soracağım. Şaka gibi geldi. Evet. Streçini zorlayarak yoğun çabalarla düzelttim. İnşallah düzgün kullanırsın bundan sonra. Düzgün kullanırım. Okan'a verdim. 2 dakikada o şey yapmış. Heh. O zaman biz Okan'a gidelim. Gidelim. Son bir şey sorarak gidiyorum. Hı-hı. Stratejiye devam mı? Dünden sonra hayır. Sadece sormuş olayım. Sen. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ama sanki sadece ben strateji yapıyorum. Bugün 4 kişi eleme adaylığı. Okan'la benim de var maalesef ki. İkimizden birisinin veda etmesi kötü olur benim için. Hak ettiğimizi düşünüyorum ikimiz açısından. En azından büyük finalin büyük haftasına gelmeyi planlamıştık. Planımız inşallah istediğimiz gibi ilerler ve yani bu ekipten Ünal amca veya Mehmet amca aramızdan gider. Okan bugün somonlu krem peynirli sandviç yapacak. Ha Okan, bugün her şey küçük küçük doğramamışsın ya, çok şaşırdım. Aa sen öyle zannet, minik minikleri var. Bu tür görüntülerle beni büyülediğini biliyor. Bak sarımsak mı var burada? Evet, görüntülerle seni büyülüyor ama yediğin yemekle kapalı büyülenmiyorsun. O zaman aynen ne olacak? İşte. O zaman ne oluyor biliyor musun? Burada ben bir heves, bir beklenti. Bak evladım. Dur. Hah?
ne uğraşıyorsun öyle? Biliyor da. Ya bunları biliyorsun ve yapmıyorsun. En çok da buna deliriyorum yani. Bir şey söyleyeceğim. Onu neye kullanacaksın? Bunu bunun içine koyacağım. Her şeyin azı karar, çoğu zarar. Hele biberiyenin. Ya. Tadında. Ünal Bey'in şöyle bir teorisi var. Biberiyeymiş tazeyken kuruyunca adı rozmeri oluyormuş. Yani öyle bir şey olmuyor yani. Hep biberiye kalıyor yani. Hep biberiye kalıyor. Kapari sarımsak, onlar herhalde mayoneze mi girecek? Limon kabuğu, bunlar mayoneze girecek. Evet. Sos olacak. Adı altına, ne bu sosun? Tabanına. Sosun bir adı yok, ben buldum yani bunu. Ha. Sonra şey mi yapacaksın Okan? Ekmeği güzel olan birinden şöyle güzel bir dilim bir ekmek alıp. Yok, kendi ekmeğim güzel olacak ya. Biraz kıpraşmıyor böyle diye duruyor da ondan. Bir de yani... şu uzay mekiğinde ne var, ben onu da merak ettim. Bu ilk başta buharda pişireceğim. Ha, çok güzel. Şey, neyi? Tabak mı pişiriyorsun? Efendim? Tabak mı pişiriyorsun? Yok, ekmeği pişireceğim birazdan, az sonra. Ne yapıyorsun, ısıtıyor musun onu? Yok, altı şu anda hiçbir şey yok. E aç biraz ısınsın. Ekmeği şey yaptığım zaman şey yapacaktım ona. Şey yaptığın zaman şey yapacaktım demek. Şimdi yine beni çok etkiledin. E o senin fırın gibi, bırak ısınsın, kaynasın, hazır öyle olsun. Peki göster bize. Onlar ne anam? Hmm, ne yapıyorsun? Yani bunlar yukarıda dursun, yanlarından buhar çıksın diye. Tamam, çok güzel. Böyle. Onlar yukarıda dursun, yanlarından buhar peki çıksın. Peki su nerede? Su nerede? Su. Gel komşudan alıyorum, hemen vereceğim. Var mı suyun? Var mı? Kaynamış, yok, hazır. Yok, kaynamış değil, hazır değil. Tamam, koy bakalım biraz. Yeter herhalde o kadar. Peki. Onu koydun. Üstüne de onu koydun. Peki. Üstüne de tabak mı koyuyorsun? Evet, tabağa koyacağım. Hmm, tel koymayacaksın yani. Tel yok, girmedi. Yani buraya girmedi, sığmadı. Peki. Normalde tel de. Tamam. Tabağa koydun. Kenarlardan, evet, da buhar çıkacak diyorsun. Evet. Bu... Üstünü de kapattın ve aslında bir nevi fırın yaptın. Ya keşke, evet, biraz sana... ortala. Biraz getir şunu. Yok, şunu aşağıdakini ortala. Tamam. Ha. Çok güzel. Evet, buharlı güzel fırın. Bunu böyle hamuru düz açıp ikiye katlayacağım. İçine koyacağım sonra onların. Hmm. O biraz kabaracak, şişecek. Ondan sonra içeri atacağım fırına. Fırından çıkarttıktan sonra zaten katladığım için arayı açacağım. Ve malzemelerimi koyacağım. Malzemelerin de bu ve, gördüğümüz sos. Bu sos altına üstüne sos olacak. Hmm. İçine ekmeğe maydanoz, roka, somon var. Evet. Labne peyniri koyacağım biraz, taze ve fresh olduğu için. Evet. Yani öyle güzel. Hem hafif, taze hem fresh mi? Ya, hafif bir, evet. Hem taze hem fresh. Fresh, sadece fresh. Şu sostan şöyle bir çay kaşığı kadar hayır kenarda bize ayrı koy. Tamam. Tamam mı? Tamam. Böylece içinde var mı, dışındaki hangisi kuvvetli falan. Tamam. Bugün cuma günü, bir kişi eğlenecek. Kritik bir gün. Çünkü yani buraya veda etmek de istemiyorum. O yüzden tarife odaklanacağım. Tarifi yapacağım. Bugün bir koruma altına alınmak istiyorum. Çünkü moral ve motivasyon olur benim için. Eleme düellosunda da rahatça, içim rahat bir şekilde yapabilirim tarifi. Fazla mıydı şu ya da? Yok abi. Tezgahımdan bir şey alma. Alma tezgahımdan bir şey. Hayırdır, ne oldu? Yok abici, bundan sonra böyle, anlayana. Sen bilirsin. Beni de herkes yazıyor, ben bu kadar tepki göstermiyorum. Benim tepki gösterdiğim şeyi sen gayet iyi biliyorsun. Beni yazman değil. Mehmet Bey bugün köfteli peynirli sandviç yapacak. Mehmet Bey. Buyurun, hoş geldiniz. Hayatla barıştınız mı yeniden? Devam ediyorsa hayat, barışmak gerekiyor. Bence de. Hmm. Sizinki bayağı yol almış. Evet. Hala sizinki... bekletecek misiniz? Evet, bir 2-3 dakikada. Geçenler... Aynen geçenlerde, evet, aynen, yine aşırı mayalanmadan başınıza gelenleri hatırlıyor musunuz? Biliyorum ama bu sefer mayamın gramını çok az tuttu. Mehmet Bey, mayada da bize ne lazım biliyor musunuz? Göz. Evet. Şimdi hep beraber bakıyoruz ve... Kusmaya başlıyor. Sanırım siz de bunun mayalanmakta artık fazla geçtiğini... Neredeyse hamur değil, bir köpük kıvamına geldiğini gözünüzle görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bakın ne kadar çok mayalanmış ve de artık hamur değil, bir köpük haline gelmiş. Kusmaya bu başlıyor. Hamurunuzun tamam, çok fazla mayadan ötürü ekşi, maya tadı acığı ve kabarmak tam tersine artık bu kadar çok mayayı taşıyacak un molekülü, bacak, iskele kalmadığı için hamurunuzun çökeceğinin işareti. Tamam, çökertmeden
Çökertme. Çökertmeden öyle hemen dersiniz. Alalım. Böyle bak, böyle yapar arkadaşlarınız. Yer... Mehmet abi, bu ne hamuru? Bu çökertme hamuru. Bakın şuraya çöker. Bakar mısın?